Zeynep Solman TV'den herkese merhaba. Nasılsınız? Nasıl gidiyor korona günlerinde? Ev karantinası, sokakta mısınız, dışarıda mısınız, evde misiniz? Evde olmanız gerekiyor benim gibi. Ama ben dışarıdayım. Çünkü Cezar'ın ihtiyaçları var. Tuvalete gitmesi lazım, oynaması lazım, gezmesi lazım, bir sürü şey yapması lazım. Enerjisini alsın çünkü o bizim gibi değil. Evde bir süre kalıyor, ondan sonra sıkılmaya başlıyor. Biz de dikkatli olarak, yanlış anlaşılmasın, maskem cebimde. Olabildiğince dikkatli, maske biraz fondöten lekesi olmuş olabilir, olabildiğince dikkatli davranmaya çalışıyoruz. Kimi zaman metroda zaten uzun süredir hani seyahat etmemeye çalışıyorum. Çok acil bir şey, işle alakalı bir şey olursa gidiyorum, onun dışında gitmemeye çalışıyorum. Sadece işte evin civarındaki parklara, zaten yakın bir yere geldik. Burada çok insan da yok, sadece 4-5 tane köpek var, onlarla birlikteyiz yani. Zor günler tabii, atlatacağız inşallah. Her yer, bütün dünya aynı şekilde. Bu arada köpeklerden bir tanesi birbirini herhalde zedeledi. Bilmiyorum ne oldu, bir çığlık sesi geldi. Doğal olsun diye böyle hani hiçbir şey kesmiyorum. Umarım size de daha böyle geçer. Herkese önce teşekkür edeceğim. Çok kişi var. Onları ayrı bir videoda tekrar söyleyeceğim. Çünkü şu anda telefonda isim bakamıyorum. Beni destekleyen, bana güç veren, güzel yorumlarda bulunan, pozitif enerji yollayan, iyi yürekli o kadar çok insan var ki yani yüzdeye vursam %85-90 civarında pozitif ve çok yapıcı yorumlar alıyorum. O kadar hoşuma gidiyor ki işte dünyadan, çeşitli yerlerden beni izleyen seyircilerim var, Türkiye'den var, hanımlar var, beyler var. Ondan sonra her şeyi o kadar güzel analiz etmişler, o kadar doğru söylemişler, o kadar nasıl diyeyim, yapıcı yani. Hani diyeceksiniz ki yani hep güzel işte şeyleri seviyorsun, yorumları, kötü yorumları işte almıyorsun ya da öz eleştiri kabul etmiyor musun? Tabii ki de herkes öz eleştiri kabul etmeli. Kimi zaman işte yapamıyorsak, edemiyorsak da hani böyle bunu da yazmış diyorsak bile kabul etmeliyiz açıkçası. Ama bazen öyle bir şey oluyor ki yanlış anlaşılıp o konu üzerinde yorum yapıyorlar. O zaman ben bunu öz eleştiriden saymıyorum. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Mesela demiş ki biri, sen Seda Akgül için diyorsun ki, bir örnek vereceğim. Seda Akgül için dedin ki hani çok işte eğitimi şöyle iyi böyle iyi ve bu yüzden egolu. Ben eğitiminden bahsettiği için egolu demedim. Şimdi Seda Akgül belli bir yere gelmiş. Belki 20 yıldır, bilmiyorum. Belki daha az, belki daha fazla bu piyasanın içerisinde, öyle değil mi? Ve biz tabii senelerce televizyon ekranında onu gördüğümüz için, haber spikerliği yaptı, program sundu, kitap çıkarttı, işte reality show yaptı, bir sürü şey yaptı. Ve biz onu zaten biliyoruz. Wikipedia'da baktığımızda Seda Akgün eğitimini, ne yaptığını, ne ettiğini bilebiliriz. Şimdi bana diyorlar ki sen de bahsediyorsun, işte sinema televizyon doktorası yapıyorum, şudur budur. Bir magazin doktorası demiş ama magazin doktorası diye bir şey yok. Sinema televizyon okuyabilirsiniz ana sanat dalı olarak. Şimdi sen de bahsediyorsun demişsin. Şimdi beni tanıyan çok az insan var. O yüzden ben kendi hakkımda bir şeyler söylemek durumunda kalabilirim. Benim bunu söylemem, benim de egosantrik ve yüksek egolu olduğumu göstermez. Sadece ben beni tanımayan ve ben çok isim yapmış biri olmadığım için, tabii çeşitli programlarda, televizyonlarda çalıştım, çıktım, canlı yayın sundum, haber sundum ama çok bilen kişi azdır yani. Yani Google'larsanız illaki resimlerim ve görüntülerim ve televizyonda çalıştığıma dair belirtiler bulursunuz ama hani özgeçmişim bilen çok az kişidir. İşte kaç yılında doğdum, nerede doğdum, işte ne oku, hangi okulu okudum, bu işi hobi olarak mı yapıyorum? Çünkü bir sürü YouTuber var. Şimdi ben YouTuber olarak farklı bir şey portre çizmek istiyorum. Yani ben tamam, YouTuber, herkes YouTuber olabilir şu an. Şu an isteyen herkes 7'den 77'ye artık aklı eren birinden işte sağlığı yerinde olan en yaşlı kişiye kadar yapabilir. Ama ben magazin konuşuyorsam bunu herkes de konuşabiliyor. Çünkü ben zaten size, sizin de izlediklerinizi aktarıyorum. Benim farkım ne mi? Benim farkım şu. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Sinema ve televizyon okuduğum için ve aynı zamanda televizyonda çalıştığım için hem bunu okulda ders olarak yani işte ödevlerim oluyor, film festivallerine gidiyorum, film çekmem lazım, okulu bitirebilmek için belgesel çekmem lazım. Yani işin kamera arkası, kamera önü, bu konuları biliyorum. Yani sadece bazıları küçümsüyor çünkü işte magazin yorumluyorsun, işte dedikodu yapıyorsun işte gibi. Ben sadece bir dalı seçmek durumundaydım. Ben YouTube'da sinema programı da yapabilecek yani özelliklere, kapasitedeyim deyince de yanlış anlaşılmasın, özelliklere sahibim diyorum, yumuşatıyorum çünkü herkes bunu beni de egolu zannediyorlar. Ama ben hani sıfırdan başlarken böyle bir şeyle girdiğinizde sadece sinema severler ve başka bir çevreyi yakalayabileceksiniz. Ve onunla tabii izleyici kitlesine ulaşmak, işte
farklı filmlere, bağımsız filmlere tutkusu olmak, işte bunları sevmek az bir kitle. Yani YouTube'da da biraz izlenmek gerekiyor. O yüzden de belli başlı şeyleri uyguluyorsunuz, trikleri, belli başlı hani ne izlenir, ne yapılır, algoritmada ne öne çıkar. Sadece amacım bu. Yoksa ben ne bir şeyi küçümserim, ne biri beni küçümsese de bilsin isterim. Yani bunu söylüyorsam ben egodan söylemiyorum. Seda'yı eleştirip kendim egolu olduğum için değil. Seda Akgül'ü zaten biliyoruz. Onun kendini ifade etmesine gerek yok. O yüzden diyorum, birden fazla kez söylemeye gerek yok. Ben söylüyorsam, hani bazı insanlar zannediyor ki sadece kendileri bu konuyu okumuş, etmiş, şunu yapmış, İngilizce biliyor. Kendisi sadece dünyayı gezmiş. Öyle bir şey yok. Yani siz işte her şeyi yapıyor. Herkes her şeyi söylemez aslında. Ama işte söylemek zorunda bıraktırıyorlar. Bazı yorumlar oluyor ki, o yorumlarda illaki cevap vermek zorunda kalıyorum. İşte sen kimsin ki? Sen şu musun ki? Falan. Ya sen beni ne kadar tanıyorsun demek için ben burada kendimi ifade ediyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bu bir kısa, 6 dakikalık bir açıklama oldu. Affınıza sığınıyorum. Gelelim konuya. Ne yazık ki muhterem Nur hayatını kaybetti. Çok özel bir insan. Çok acılar çekmiş olan bir insan. Değerli sanatçı Müslüm Gürses'e kavuştu. Muhterem Nur'da biliyorsunuz sinema ve ses sanatçısıydı. Allah rahmet eylesin. Sessiz sedasız da ne yazık ki defnedilmek zorunda kaldı. Çünkü bu koronavirüs belası yüzünden işte çok kısıtlı bir cemaatle cenaze namazı kılındı. Zincirlikuyu mezarlığına defnedilmiş. Müslüm Gürses'in mezarının üzerine defnedilmiş. Aradan 7 yıl geçti biliyorsunuz. Müslüm Gürses 2013 yılında vefat etmişti. Ne yazık ki o da bir Mart ayında göçüp gitmişti. Ne yazık ki Muhterem Nur da bugün sabaha karşı 6.30 civarı hayatını kaybetmiş. Böbrek yetmezliği vardı. 88 yaşındaydı. 1932 doğumlu Muhterem Nur. Makedonya doğumlu. Ve böbrek yetmezliği, çoklu organ yetmezliği, yoğun bakım ünitesinde bu yaştaki hastaların yatıyor olması tabii ne yazık ki biraz geri sayımın başladığını gösteriyor. Çok acılar çekti, çok üzüldü. Yani gerek genel hayatı itibariyle çok acılar çekti. Sonraki yaşantısı, Müslüm'le olan yaşantısında da hani hem güldü hem gülmedi. Zaten Müslüm Gürses'le birbirlerini bulmalarının asıl tesadüfi kısmı aynı ümitsiz kaderi benzer şekilde olmasa da paylaşıyor olmaları. Çünkü ikisi de çok acılı bir hayata doğmuşlar. Müslüm Gürses'in hayatını zaten biliyorsak bile filmiyle, Mustafa Osman'ın yapımcılığındaki filmiyle, Müslüm filmiyle daha da yakından öğrenmiş olduk. Ve filmi de ben iki kez izleyen biri olarak da söyleyebilirim. Gerçekten gözyaşlarımı tutamadığım çok sahne oldu. Son derece samimi ve içten bir filmdi. Gerçekten Timuçin Esen de çok güzel oynamış. Birkaç kez gerçekten demiş olabilirim, kusura bakmayın. Timuçin Esen de çok güzel oynamış. Hakkını vermiş. İllaki eleştiriler doğmuştur ufak tefek ama çoğunluk çok beğendi. Zaten gişede de bekleneni buldu. Şimdi o filmde Müslüm Gürses'in dramı, annesinin babasını katletmesini, çok kötü bir şekilde öldürmesini izledik. Filmde tabii biraz daha kurgusu daha acıklıydı. Kardeşlerinden, kız kardeşinden bir tanesinin ölüme sebep olmasını. Ve sonra diğer erkek kardeşinin gene bir şekilde vefat etmesini, işte o da öldürülerek falan. Bir sürü acısına şahit olduk. Sonra işte trafik kazası geçirmesi, beynindeki hasar, baş ağrıları, alkole sığınması, Muhterem Nur'u bulana kadar ki yaşantısı, savruluşu, Muhterem Nur'dan sonraki de tabii travmaları, ona şiddet uygulayacak kadar yaşadığı acılar, işte şuursuz bir içkili hal vesaire vesaire, bir sürü böyle. Filmde de gördük bunları ve gerçek hayatta da çoğu zaman duyduk Müslüm'ün hayatını, Müslüm Gürses'in, Müslüm Baba'nın yaşantısını. Kulağımıza çalınıyordu ama ikisi de birbirini sevmekten asla ve kata vazgeçmedi. Yani bir gerçek var ki asıl gerçek bu. Muhterem Nur'un hayatına gelirsek 1932 yılında Makedonya'da dünyaya geliyor. Ve Makedonya'da çok acılı bir şekilde dünyaya geliyor. Annesi öğretmenine aşık oluyor tam 16 yaşındayken. Öğretmeni de evli ve çocukluymuş. Bilmiyor annesi bunu. Aşık oluyor ve hamile kalıyor. Bunu babasına söylüyor. Babası da tabii onu cezalandırıp bir mahzene kapatıyor. Yaklaşık işte doğum günü gelene kadar, 6 ay kadar bir süre içerisinde bu böyle penceresi dahi olmayan bir mahzende kız kardeşlerinin ve evdekilerin yardımıyla yaşam mücadelesi veriyor. Ki ta ki dünyaya çocuğunu getirene kadar. Ve o mahzende daha doğrusu Muhterem Nur dünyaya geliyor. Karanlık bir yerde, penceresiz bir odada. Annesi doğar doğmaz Muhterem Nur hayatını kaybediyor. Annesini hiç tanıyamıyor.
16 yaşındaymış vefat ettiğinde. Büyük babası çok acımasız davranıyor ve muhteremi işte o zaman ailelerin ebeleri oluyormuş. Ebe Raziye Hanım'a teslim ediyor. Raziye Hanım da muhteremi alıyor. Ne yapacağını bilemiyordu. Karlara götür göm demiş yani. O kadar büyük baba acımasız. Çünkü hani bir gayrimeşru çocuk o zamanın Türkiye'si değil Makedonya'sı da olsa hangi coğrafya olsa bir baba işte bazen bu kadar acımasız olabiliyor. İşte gayrimeşru gibi bir düşünce sonuçta evli bir adamdan hamile kalması, işte çocuğuna kızması, öfkelenmesi ve torununu da bu şekilde gözden çıkarması. Tabii bunlar olmaması gereken şeyler diyoruz ama ne yazık ki herkesin anlayışı, görüşü böyle olmuyor. Sonra Ebe Raziye onu bir cami avlusuna bırakıyor. Fakat o soğukta gönlü razı olmuyor. Geri dönüp muhteremi alıyor. Sonra dul bir kadına da parayla satılıyor muhterem. Muhtereme o aile annelik babalık işte yapıyor. Ve muhterem de çok acı çekiyor tabii. Teyzeleri göç ediyor Makedonya'dan Türkiye'ye. Muhterem de geliyor. Ve 12 yaşındayken hayatının bir başka çilesiyle karşılaşıyor ve tecavüze uğruyor 12 yaşında. Günleri de şöyle kitabında anlatıyor. Kitabında şöyle diyor. 12 yaşında bir inşaatta saklambaç oynuyormuş. Saklambaç oynarken işte gözlerini kapamış. 1, 2, 3 diye sayıyormuş. O sırada bir adam, iri yarı bir adam, muhterime ne yazık ki muhterem Nur'a tecavüz etmiş. Baygın bir şekilde bulmuşlar muhterem Nur'u. Tabii sonrasında da hayatının o çileli döneminde hayata tutunma mücadelesi. Küçücük bir kız 12 yaşında yani. Çocuk daha doğrusu. Sonra 14 yaşında bir subayla evleniyor. Ondan sonra film macerası başlıyor. Bir yapımcı bunu görüyor. Ne kadar küçük bir burnum var, ne kadar hoşsun diyor. Tabii korkuyor bu şimdi. Hani Allah'ım diyor gene başıma bir şey mi gelir yani. Kitabında anlattıklarını söylüyorum ben size. Kitabında şundan bahsediyor. O an korktum, ürktüm ama diyor. Sonra diyor zaten daha ne yaşayabilir ki? Ne yazık ki işte o acılardan sonra bir film serüveniyle biraz da olsa hem biz Muhterem Nur'u tanıyoruz hem de Muhterem Nur aslında belki içindeki o acıyı işte hüznü dışarı atabilmek için oyunculuk bunun için güzel bir yol olsa gerek. Çünkü farklı rollere bürünmek, çok farklı karakterlere hayat verirken kendi düşüncelerinden kendi sıkıntılarını arınmak. İyi gelebilir insanlara. Muhterem Nur'a da muhtemelen hayat vermiştir. Sonraki zaten filmde de siz biliyorsunuz uzun yıllar işte hem ses sanatçılığı yapıyor hem Türk filmlerinde oyunculuk yapıyor. Ve tabii herkes tarafından bilinen sevilen bir sanatkar sanatçı haline geliyor. Ses sanatçılığı o kadar belki baskın olmasa bile oyunculuğu Muhterem Nur'un takdire şayandır bilinir. Ve sonra Müslüm Gürses ile olan hikayesini siz de filmde biliyorsunuz. Müslüm Gürses çok çocuk yıllarından, küçük yıllarında film izlerken açık hava sinemasında Muhterem Nur'un filmini izleyip ona aşık oluyor. Onu çok beğeniyor yani. Hatta böyle iki kızla buluşacak böyle iki arkadaş. Müslüm'ünki geliyor, işte çocuğunki de geliyor yanına ama ne yapıyor? Müslüm ben diyor Muhterem'i izleyeceğim diyor yani. Böyle o kadar aşık. Sonrasında bir turnede böyle biraz tatsız bir şekilde tanışıp hani işte benim şarkımı okuyor, ne yapıyor, benim repertuarımdaki şarkıyı okudu diye işte muhterem böyle tokat akşediyor biliyorsunuz maalesef öyle acı bir şekilde tanışıyorlar ama sonra bir aşk başlıyor ki artık mezara kadar. Arada ayrılıkları, kopuklukları oluyor işte zor bir hayat ikisininki de kolay değil. Müslüm Baba belki baba olamıyor ama sonunda filmi söylüyor işte herkesin babasıydı aslında o yüzden Müslüm Baba ya adı. Muhterem Nur'a da bir kaynakta sanki çocuğu olmuş deniyor o subayla evlendiği için ama bir kaynakta da çocuğu yok. Benim bildiğim de çocuğu yok. Filmde de öyleydi. Çocuğu olmadığına ben çok eminim ama nedense size ulaştırmadan önce araştırdığım bir kaynakta bu bilgilerin şöyle yazıyordu. İşte 14 yaşında bir subayla evlendi. Bir de çocuğu dünyaya geldi diyor ama o çocuğa ne oldu? Vefat mı etti? Ya da yanlış bir bilgi mi bilmiyorum. Çünkü Muhterem Nur'un Wikipedia'daki şeyine baktığımızda herhangi bir çocuğu olduğunu görmüyoruz. Yok diye düşünüyorum ben de ama ez cümle 7 yıl sonra hayatının aşkına Müslüm Baba'ya kavuştu. Belki de artık çok da zordu ona yaşamak. Ağlıyordu, üzülüyordu. En son bu filmle ilgili sıkıntılar vardı. Yapımcının ona vaatleri varmış. Gerçi maddi bir şey istemediğini söyledi ama bir şekilde bazı şeylerden rahatsız oluyordu. Kendi izni dışında yapılan işte konuşmalardan, röportajlardan rahatsız oluyordu. Çünkü filme gerçekten iç ısınmıştı, o filmin onayını vermişti. O filme biraz böyle desteği de olmuştu. Şöyle tabii kendi hayatları sonuçta ama hani
birebir film en yakın haliyle gerçekleşsin istiyordum. Bu çünkü önemli. Yani bazen hayatlar, işte özel hayatlar, önemli insanların hayatları yapılırken hatalara düşürebiliyor. Bu hatalara engel olabilmek için Muhterem Nur da danışmanlık yaptı o filme, adeta kendi hayatı ve Müslüm'ün hayatı adına. O yüzden de içine çok büyük bir ihtimalle sindi ama bazı yerlerde kırgınlıklar oluyordu. Tabii yaş itibariyle de hassas, işte üzüntüler var, yalnızlık var. Müslüm Gürses'e hasret olan yılları, o 7 yıl hep onun gözün yaşı şuradaydı yani. Gözyaşıyla birlikte geçirdi o günleri. Şimdi huzura kavuşmuştur diye düşünüyorum ama son bir uyanmış galiba. Söylenen bir sözde, söylentide o uyanmış ve evime gitmek istiyorum demiş. Ardından tekrar bir hastaneye sevk ediliyor İstinye'ye. İstinye Devlet Hastanesi'ne herhalde. Orada da ne yazık ki vefat ediyor. Ve orada çocuklar geçiyor. Evet, videoma renk kattığınız için teşekkür ederim. Thank you. Türkçe bilmiyorlar. Do you speak English? Yes. Thank you for joining my video. You're welcome. Ah, I'm a YouTuber. Do you know YouTuber? Yes. No. Okay. It doesn't matter. Evet, çocuklar da bana eşlik etmiş oldu. Burasını da kesmeyeyim dedim. Sizi çok seviyorum. Zeynep Solman TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir video daha gelecek bugün. Burada mı çekerim, evde mi çekerim bilmiyorum ama bomba bir haber daha var. Gel. Bomba bir haber daha var. Onu zaten söylemezsem olmaz da duymuşsunuzdur. Oradaki haberleri ve diğer magazin kanallarındaki haberleri tabii ki de referans alıyorum. Onda yanlış anlaşılsın istemiyorum. İşte onları eleştiriyorsun, onlardan haber alıyorsun. Hayır, ben sadece onlar da ünlü birer şahsiyet olduğu için onları konu ediyorum. Bir gazeteci olarak işte Müge ile Gülşen'in özel bir hayatı olmadığı için onları konu edemem. Ama Seda Akgül ayrı bir ünlü oldu, Seren Serengil öyle, işte Bircan da kendince. Hani onları o şekilde yaptıkları programlar ve Ece vasıtasıyla eleştirmiştim. Ama tabii onların programlarındaki olayları da genel olaylar olduğu için eleştiriyorum. O yüzden de Yağmur Sarnıç Aşık olayına gireceğim bir başka videoda. Ama şimdi bu Muhterem Nur'a ithafen bir video olsun. Nur içinde yatsın. Allah rahmet eylesin. Müslüm Baba'ya selam söylesin. Ve Müslüm Baba'yı da sevdiği, çok sevdiği için yani biz onun adına aslında tam da üzülmedik diyelim. Tabii hiçbir ölüm aslında, bütün ölümler geç, erken ölümdür derler ya, 100 yaşında da olsa hani sevdiğiniz insanlar ölmesini istersiniz ama işte Muhterem Nur belki de yani Müslüm Baba'ya orada kavuşacak ve mutlu olacaklar diye düşünüyorum. Sizleri tekrar çok seviyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Öpüyorum. Görüşürüz.